साथ में ही छुपी मेरी ही कहानी है जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में खो Benim aşağı inmem gerek. Merak ediyorum. Burada kalamam. Hayır hayır olmaz öyle şey anne. Uzan biraz. Ben hadi. Aşağı inmek istiyorum amca. Hadi uzan dedim. Babaannem seni aşağı çağırıyor. Ve ben haklı çıktım anne. O gün tatlı getiren adam. Bırak gideyim oğlum. Bak babaannen çağırıyor. Kızmasın şimdi. Tamam git. Abi seni de bekliyorlar. Sen git geliyorum. Ah, sizi tanıştırayım. Bu Sami'nin teyzesi. Samin onun için çok değerli. Onu canından çok sever. Selamun aleyküm. Neyin var Şahcihan abla? Çocuk cevabını bekliyor. Selamını al da o da otursun. Vay Kur'an efendi vay. Bu koca şehirde başka bir ev bulamadın demek. Bir diğer kızı istemek için yine bu evin yolunu tuttun. Hı? Şahcihan abla. Yok ablam abla. İri gözlere sahip olmak daha iyi görmek demek değil. Hı. Demek o prensimiz bu. Hamza ile rekabete soktuğun adam. Anlaşılan o ki yine bana kimse inanmıyor. Tamam o zaman. Size ilk göz ağrısını tanıtmama izin verin. Buraya gel Hena. Nereye kadar kapının ardında durup sevgilini uzaktan süzeceksin? Şahcihan, Allah'tan kork biraz. Oyun bitti Hena. Gel buraya gel hayır, dedim. Hayır bırak beni istemiyorum gel. Dedim yenge. Anne, ne yapıyorsun? Bırak Hena'yı. Bu suçlamanı kabul etmemi bekleme. Hena asla böyle bir şey yapmaz. Benim karıma güvenim tamdır. O asla kimseyi aldatmaz. Suçlama mı? Bu suçlama değildi canım. Benden onun karaktersizliğiyle ilgili kanıt istedin. O zaman elimde kanıt yoktu. Ama şimdi, yüce Rabbimin adaleti o kadar büyük ki kanıt bizzat evime geldi. Anne, herkesin önünde karım için neler söylüyorsun? Ve bu kim? Kimsin sen? Bir dakika. Sen karışma. Geri çekil, hadi. Cevap ver Hena. Bu adam kim? Onu tanıyor musun? Hena bu adamı tanımıyor baba. Bu konuyu burada kapatın. Hena, yürü odaya gidelim. Odaya gitmeyeceksin. Ben soruma cevap istiyorum. Bu adamı tanıyor musun? Konuşsana. Onlara Hena asla yalan söylemez de. O her zaman doğruyu söyler. Konuş. Hena, seni uyarıyorum. Benim sabrımı sınamaya kalkma. Senden soruma cevap vermeni istiyorum. Teyze anlamıyorum. Burada ne oluyor? Kim bu kız? Ben onu tanımıyorum. Amca, ben onu hayatımda ilk kez görüyorum. Açık konuşacağım. Bu şekilde aşağılanacağımı hiç düşünmezdim. Ve neden? Bu adam yalancı, yalan söylüyor. İkisi bir olmuş, bize komplo kuruyor. Ve sen doğru söylüyorsun. Elinde ne kanıtın var?
Gerçekten bu kadının ruhsal bozukluğu mu var? Şizofreni gibi. Bu yüzden yoktan hikayeler yazıyor. Hamza, Hamza, reis. Bu o adam diyorum. Hena'yı tanıyor. Daha önce de bu eve geldi. O koltuğa oturdu. Hena'yla evlenmek istediğini, ona teklif yapacağını söyledi bana. Doğru söylüyorum reis. Ne? Burada bir dakika daha kalamam ben. Bu adam karısının onuru için endişe ediyor ama benim onurum ne olacak? Hüda Hafız. Hayır canım, dur. Dur lütfen, bir yere gitme. Senden ben özür dilerim. Ama burada oturmamıza gerek yok. Bunu başka yerde de yaparız. Gel canım. Teyze, rica ediyorum, beni günaha sokma. Siz benim annem gibisiniz. Lütfen. Bir yere gitmiyorsun. Gel böyle. Gel. Hayır reis. Reis Hamza, ben doğruyu söylüyorum. Bu o adam, o diyorum. Ah Şah Cihan. Konu zehirlemeye gelince akrebi bile geride bırakırsın. Bu kadar kötülüğü filler ve develer bile yüklenemez. Bir insan kuduz köpeğe bile bu kadar nefretle bakmaz. Senin Hena'ya yaptığın bu Şah Cihan. Ah, ay, tövbe tövbe. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Tamam. Kendine iyi bak. Böyle kırgın mı gidiyorsun? Özür dilerim. Sen neden üzülüyorsun Samin? Bir şey yapmadın ki. Teyzemin bütün o söyledikleri. Hayır hayır, o sorun değil. Ben gideyim. Affedersin. Annemin yaptıkları için gerçekten çok üzgünüm. Hamza. Kur'an. Özür dilerim. Böyle olmamalıydı. Aslında annem... Ben bir şey anlamadım. Annenin bana öyle saldırmasına anlam veremedim. Benimle ne düşmanlığı var ki? Ya da ne bileyim? Sana bir düşmanlığı yok. Düşmanlığı bana. Sorun bu. Her neyse. Gerçekten üzgünüm. Umarım yakında yine görüşürüz. Hüda Hafız. Umarım bize kırılmadın. Kırgın değilim. Ama şimdi gitsem iyi olur. Ancak öyle geri dönebilirim. Tamam. Güle güle. İyi misin? Merak etme sen. Yavaş. Yavaş. Geç oraya. Otur. Otur. Biraz su iç. Hadi. Hena bu adamı tanımıyor. Yavaş. Dikkat et. Yavaş iç. Ya annesinin yalan söylemediğini öğrenirse, o zaman ne olur? Beni Hena'nın yüzüne bakamayacak hale getirdin anne. Ne oldu Hena? Böyle ağlama lütfen, yoksa hasta olacaksın. Hena tamam. Bak bana bak. Yüzüme bak. Annemin sorunu ne bilmiyorum. Ama söylediklerinin hiçbirine inanmadım. Tamam mı? Hamza bana güveniyor. Annesine inanmadı. Bırak beni dedim. İçeri girmeme izin ver. Hayır. Lütfen beni yalnız bırakma Hamza. Sen Hena'yı çok korkuttun anne. Aha Hamza, Kur'an öyle dediği için bana inanıyor. Yengem artık hiçbir şey yapamaz. Babam biraz kızgın. Hı? Nasıldır bilirsin. Kızdığı zaman gözü hiçbir şey görmez. Hemen dönerim. Kuram'ın neden öyle dediğini, niçin beni tanımazdan geldiğini bilmiyorum. Daha o gün hastanede beni tehdit etmişti. Ya da belki... Sadece Samin gibi hoş ve
Güzel bir kız. Bulduğu için bunu yapmıştır. Hena gibi hiçbir işe yaramayacak bir kız yüzünden böyle bir fırsatı heba etmek istememiştir. Evet, öyle olmalı. Hamza nerede? Hamza nereye gitti? Bugün bütün gerçeği ortaya koyacağım. Şahcihan, kendine gel artık. Ne gerçeği bu? Hangi gerçek? Başka bahane bulamayınca bu yola başvurdun sadece. Tek gerçek bu. Benim kızımı suçladın. Ben kimseyi suçlamıyorum. İkinize gelince, baba ve oğul, beni çok iyi dinleyin. Çocuk aslında iyi birine benziyordu. Ama Şahcihan, Hena'ya olan nefreti yüzünden o kadar ileri gitti ki çatımızın üstüne bir karga bile konsa onu da yalanlarını alet etmenin bir yolunu bulur. Hena için geldiğini söyler. Aslında sadece Hena ile sınırlı değil. Ben ne hesapladığını iyi biliyorum gerçekten. Şahcihan, aslında seni tebrik etmek gerek. Bir okla iki hedefe birden saldırdın. Sami'nin evliliğine daha başlamadan nokta koydun. Safiye ne kadar haklıymış. Sen Sami'nin evlenmesine izin vermeyeceksin. Celis'e bakarken yüreğim burkuldu. Zavallı oğlum yüreğini tutarak gitti buradan. O her zaman yumuşak başlı, mantıklı ve olgun bir gençti. Gel gör ki Şahcihan bütün köşe başlarını tutmuş. Ne yaptın? Çekip gitti. Ne mi düşünür? Ne düşünüyor olabilir? Tabii ki bizi çok iyi oyuna getirdiğini, hepimizi kandırdığını düşünüyor. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Her şeyi tek tek size ispat edeceğim. Evet, tabii ya. Samin biliyor. Samin'i çağırayım. Samin, Samin! Samin'i çağırma anne. Ona yaptıkların doğru değildi. Hena ile sorunun varsa Hena ile uğraş. Onu daha ne kadar rahatsız edeceksin? Samin şart değil. Hena da söyler. Hena'yı çağıralım buraya. Bu mesele ancak o zaman çözülür. Hena'nın bunlarla bir ilgisi yok anne. Var. Hayır yok. Ha, var. Yok anne. Niçin kızımı çağırıyorsun? Kırıp dökmediğin bir şey kaldı mı? Samin, Samin, bunu hatırlıyor olman gerek. Hena sana bundan söz etmişti. En yakın arkadaşının kuzeninden hoşlandığını söylemişti. Safiye, sen de hatırlıyor olmalısın. Bundan sana da söz etmişti. Bu kuram, o çocuk işte, o yakın arkadaşının kuzeni. Yeter Şahcihan, yeter. Kimseye zorla bir şey söyletme. Ben Samin'den önce Hena'nın cevap vermesini istiyorum. Allah'ım, inancımı koruduğun için sana şükrediyorum. Lütfen bu duyarsızlığımın hataya dönüşmesine izin verme. Sana ne kadar şükretsem az, bunu biliyorum. Beni yalan söylemekten kurtardın Allah'ım. Hena! Hena! Evet. Söyle Samin. Hena sana bir arkadaşının kardeşinden bahsetmiş miydi? Onu beğendiğini söylemiş miydi? Hayır, gönderemez. Neden? Aa, yani biri o çocuktan hoşlandığını öğrenir diye çekiniyorsun. Sorun çıkmasından endişe ediyorsun. Hayır, benim demek istediğim... Bunu önce Şafak'la konuşacağım. Herkes bunu öyle bilsin istiyorum. Sanki beni Şafak seçmiş gibi.
Yani yengesi olarak. Söyle Samin. Sana bahsetmişti değil mi? Söyle, söyle lütfen. Allah aşkına teyze. Kuram'ın erkek veya kız kardeşi yok. O yapayalnız biri. Bu dünyada sadece bir annesi vardı. O da yeni vefat etti. Samin, sen senin olanı çalan bir kızı koruduğunun farkında mısın? Kimseyi korumak zorunda değilim ben. Ama senden bir şeyi açıklığa kavuşturmanı istiyorum. Neden kuruma bu kaosun içine sürükledin? Bunu ona açıklamalıyım. Kalanı gelininle beraber halledersin. Gidelim anne. Samin! Ben biliyorum Hamza, yalan söylüyor. Hena'nın bir ilişkisi vardı. Yeter anne, yeter artık. Hena'ya olan nefretinde bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Yemin ederim oğlum. Yeter Şahcihan. Reis söyle şuna. Yalan yere yemin etmesin, bu gidişle çarpılacak. Ay, yalan söylemiyorum ben. Ben Kur'an'a el basmaya hazırım. Kur'an onun sevgilisiydi diyorum. Söyleyin o da bassın. Değilse söylesin. Ben Kur'an'ı getireyim. Anne! Bırak getirsin. Bu iş burada çözülecek. Git getir Şahcihan. Kur'an'a el basıp söylediklerinin doğru olduğuna yemin edecek misin? Evet. Neyiniz var sizin? Mukaddes kitabı ne sanıyorsunuz siz? Dedikleri doğruymuş. En kolay çıkış yolu kitabın üstüne yemin etmekmiş. Anlamıyorum, bu kadar saçma bir meseleye kutsal kitabı nasıl karıştırırsınız siz? Seni uyarıyorum Şahcihan. Kur'an'a el basıp yalan yere yemin etmenin günahı büyüktür ve işlediğim bu günah yüzünden ben evimin cezalandırılmasını istemiyorum. Başka çare olmadığı zaman tek çıkış yolu budur anne. Mahkemelerde bile insanlar Kur'an'ın üstüne yemin ediyor değil mi? Evet ha? Öyle ama birçoğu hapislerde yatıyor. Babaannem haklı. Dahası atladığınız bir şey var. Mahkemeler yabancılarla dolu. Kimse hasmına güvenmez. Ama ben Hena'ya tamamen güveniyorum. Hena, ben sana her konuda güveniyorum. Ama bu insanları susturmak için onlara onu tanımadığını söyle lütfen. Hena'dan hiçbir şüphem yok. Hena öleceğini bilse yine yalan söylemez. O çocuğu hiçbir zaman görmedi o. Aslında ben... Hena, söyle lütfen. Hayır, ben onu tanımıyorum. Bu suçlamanı kabul etmemi bekleme. Hena asla böyle bir şey yapmaz. Benim karıma güvenim tamdır. O asla kimseyi aldatmaz. Suçlama mı? Bu suçlama değildi canım. Benden onun karaktersizliğiyle ilgili kanıt istemiştin. O zaman elimde kanıt yoktu. Ama şimdi yüce Rabbimin adaleti o kadar büyük ki kanıt bizzat evime geldi. Hamza! Hamza reis! Bu o adam diyorum. Hena'yı tanıyor. Daha önce de bu eve geldi. O koltuğa oturdu. Hena'yla evlenmek istediğini, ona teklif yapacağını söyledi bana. Doğru söylüyorum reis. Doğru söylüyorum. Yeter ağlama. Kendini hasta edeceksin Hena. Her şey netleşti işte değil mi? Beni dinle. Ben sana tüm kalbimle güveniyorum. Her konuda.
Annemin yaptıkları için üzgünüm. Ama böyle ağlamaya devam edersen hasta olacaksın. Hasta oldum bile. Ben de bunu diyorum. Uzan şimdi. Hayır, olmaz. Lütfen elime bırak artık Hamza. Ne? Lütfen Hamza, elimi bırak artık. Ben yalnız kalmak istiyorum. Beni yalnız bırak lütfen. Bak Ena, annemin yaptıklarını hiçbir şeyle izah edemem fakat... Hayır, bir şey izah etmene gerek yok. Ben sadece yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Hena, bak sana tekrar söylüyorum. Tamam, madem sen gitmiyorsun o zaman ben giderim. Hena. Hayır, hayır. Hena. Önemli değil, ben giderim. Hena, dur dinle. Hayır. Hena, beni bir dinle. Hakarete uğramak, hepimizi küçük düşürmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymadın Şahcihan. Hayır reis, ben sana doğruyu söylüyorum. Ne olur inan bana. O çocuk buradaydı diyorum. O koltuğa oturmuştu. Bu koltuğa mı? Az önce diğer koltuğa oturduğunu söylemiştim. Değil mi Rumi? Öyle dememiş miydi? Ha evet evet, oraya oturmuştu. Bana Hena ile evlenmek istediğini söyledi. Ama ben ona böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Hena Hamza ile evleneceği için. Yani o adama Hena'nın Hamza ile evleneceğini mi söyledin, öyle mi? Konuşacak başka bir şey kalmadı Rumi. Bu iyice delirmiş. Bu evlilik hesapta yoktu bile. Kimse bunu düşünmedi ama o düşünebildi. Üstelik bu yetmezmiş gibi yedi el yabancı birine söylemekten çekinmedi. Bunda haklısın baba. Anne, sen hep Hamza ile Samin'i evlendirmek istemiyor muydun? Hamza ve Hena'nın evliliği tesadüftü sadece. Hayır. Ben bunu o çocuğu oyalamak için söyledim. Şahcihan, biri boğazını hançer dayasa bile bunu yapmazsın. O anda bile Hena'nın adını oğlununkiyle beraber anmazsın. Ha, o an ağzımdan öyle çıktı işte. Bu öyle ağzından kazayla çıkacak bir şey değil. Bunu hayatta yapmazsın. Allah aşkına annene biraz uyku ilacı ver Rumi, yoksa hepimizi delirtecek. Hayır, hayır reis, bak dinle. Sana her şeyi başından anlatacağım. Her şeyi en başından tek tek anlatacağım. O zaman beni anlayacaksın. Allah aşkına yapma. Hayır reis. Yapma dedim. Reis dinle beni. Aslında anne, Rumi bırak gitsin. Buradaydı diyorum. O koltuğa oturmuştu, yeminle söylüyorum. Anne, onunla konuştum diyorum artık, sana. Yeter artık, yorma kendini. Burada kimse yok. Babam da gitti. Ve planın bir işe yaramadı. Bence yeni bir şey düşün. Çünkü kimse sana inanmadı. Bugünlük bu kadar yeter. Sen bile yalan söylediğimi düşünüyorsun, değil mi Rumi? Rumi, bak sana tekrar söylüyorum. O çocuk buradaydı diyorum. Bu eve geldi, bu odadaydı. O koltuğa oturdu. Onunla ben konuştum diyorum. Bana Hena ile evlenmek istediğini söyledi. Bana yalvardı diyorum. Anne, lütfen. Allah'ım.
Allah'ım, ben yalan söyledim. Ben yalan söyledim Allah'ım. Ne olur affet beni. Sen affet beni lütfen, yalvarırım, affet Allah'ım. Başka çarem yoktu Allah'ım. Ne yapabilirdim ki başka? Gerçeği söyleseydim her şey biterdi. Her şey biterdi. Evimi, Hamza'mı, babaannemi, bebeğimi, her şeyimi kaybederdim Allah'ım. Yalvarırım, sen affet beni, sen beni bağışla. Ben yalan söylemek zorunda kaldım. Buna mecbur bırakıldım. Sen her şeyi biliyorsun Allah'ım. Sen her şeye şahitsin. Sen biliyorsun beni. Allah'ım lütfen. Lütfen kendime olan saygımı kaybetmemi izin verme. Artık asla yalan söylemem. Bu bir daha olmayacak Allah'ım. Yalan söylemem. Sen beni affet ne olur. Sen beni affet. Yalvarırım, sen affet beni. Sen beni bağışla. Affet ne olur beni. Affet Allah'ım. Bir daha yalan söylemek istemiyorum. Yalvarırım, affet beni. Beni bağışla Allah'ım. Hamza, elimi bırak. Yalnız kalmak istiyorum. Beni yalnız bırak lütfen. Hamza, ben yalan söylemiyordum. Zaman sana benim dürüst olduğumu söyleyecek. Sonra da sen... Lütfen anne. Lütfen. Sen de herkes gibi benim delirdiğimi düşünüyorsun. Psikotik hasta olduğumu. Hı? Hamza. Bırak böyle düşüneyim anne. Bu bana huzur veriyor. Bırak huzurlu olayım. Çünkü senin sağlıklı ruh halinde olduğunu düşünürsem, o zaman bunu kabul edemem ben. Bir insanın bir başkasına duyduğu nefrette bu kadar ileri gidebileceğini ve bu benim annem. Yanılmış olarak yaşamımı sürdürebilirim. Senin aklını kaybettiğini, her şeyi düşünebildiğini, her şeye inanabildiğini. Bir oğul olarak ben... Bak, bu benim için kolay. Aksi takdirde Hena'ya yaptıkların, bir yabancının önünde ona hakaret etmen... Hayır. Ben sana doğruyu söylüyorum. Zaman sana ne kadar haklı olduğumu gösterecek. Yeter.
Ena? Hayır, bilmiyorum ben. Ben bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum ben. Ben biliyorum. Ne? Neyi biliyorsun? Sen kimseyi tanımıyorsun Hena. Beni tanıyor musun? Beni tanıyor musun Hena? He? Onu evlatlıktan reddettiğinize göre nereye gideceğini umursamamalısınız. Eğer karım bu evde yaşayamıyorsa ben de yaşayamam. Buradan birlikte gideceğiz. Bana bak. Bak bana. Hena nerede? Hamza orada. Hena sen benim karımsın. Sana bir şey sordum. Beni tanıyor musun? O zaman başka kimseyi tanımana gerek yok. Otur oraya. Bu konuyu otururken konuşmalıyız. Senden daha ilk görüşte nefret ettim ben. Tüm kalbimle. Ve zaman sana olan nefretimi daha da arttırdı. İlk görüştüm. Bugün sana olan nefretimi artık düşünemeyecek bir noktaya ulaştım. Nefret et ya da öl durumundayım. Hayır. Evet, doğrusu bu. Sebep ne? Tamam. Neyse, bunu kısa keselim. Şunu bil yeter. Nefretle yanan bir yanardağın tepesinde oturduğunu düşün. Ve her an, her saniye küle dönüşebileceğini. Kem gözler bakar gibi görünür. Ama aslında kördür yenge. Ve çoğunlukla... Kimin kalbinde kötülük varsa er geç onu mahveder. Beni tehdit mi ediyorsun? Söylüyorum sadece.
Allah bir insanı koruyorsa eğer. Bu dünyada hiçbir güç onu yok etmeye yetmez yenge. Allah'ı araya katma. Allah masumları korur sadece ve sen... Yenilgiyi kabul etmeyeceğim. Bunu sakın unutma. Sen otur. Ben anneme haber vereyim. Anne! Anne! Selamun aleyküm teyze. Ve aleyküm selam canım. Otur. Nasılsın? Sağ olun. Ben iyiyim. Bakın, dün olanlar yüzünden gerçekten çok utanıyorum. Sami'nin teyzesinin nesi var bilmiyorum. Canım sürekli utandığını tekrarlama. Utanması gereken varsa bu biziz. Zor da olsa sonunda eve gelmeyi kabul etti. Acaba teyzem daha neler yapacak? Doğrusu Samin, ben teyzem ve amcan için endişeliyim. Çünkü ben kendime olan saygımı çok önemserim. İnsanları kolay kolay affetmem. Benim gibi fakirlerin sadece şerefi ve onuru vardır. Beni dinleyip geldiğin için teşekkür ederim. Sen gelmeseydin, Jalis ve ben özür dilemek için sana gelecektik. Hayır teyze. Anneler oğullarından asla özür dilemezler. Onların her sözü emirdir. Sami'nin teyzesi şimdi nasıl oldu? Demek istediğim... Dünkü nöbetler bitti değil mi? Belli ki bu nöbetler daha sık yaşanacak. O halde ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Demek istediğim bu hastalık ve bütün bu nöbetler çok tehlikeli olabiliyor. Farkında olmadan kendilerine veya başkalarına zarar verebilirler. Hı? Bakın ben iyi bir doktor tanıyorum. İsterseniz sizi görüştürebilirim. İkisi de birbirini tanıdıklarını reddetti. Belki de Şahçıyan, Kur'an o çocuk değil. Ona benzeyen biri sadece. Ama isimlerin niçin aynı? Hayır. Belki de herkes normal. Şüpheci olan benim. Ruh hastası olabilir miyim ben? Aha, bu da mümkün. Sürekli başarısızlık ve stres insana her şeyi yaptırabilir. Evet. Hayır, hayır. Bu mümkün değil. Ben çok güçlü bir kadınım. Ve de her şeyi çok net hatırlıyorum. Bu o çocuktu. O Kur'an. Hepsi hatırımda. Aklım başımda, bir sorunum yok benim. Peki bunu nasıl kanıtlayacaksın Şah Cihan? Nefretle yanan bir yanardağın tepesinde oturduğunu düşün. Ve her an, her saniye küle dönüşebileceğini. Hey, dikkat et. Neredeyse düşüyordun. Bana teşekkür etmeyecek misin? Niçin edecekmiş? Neden mi? Söyleyeyim. Seni sokağa atılmaktan kurtardığım için.
Seni kurtardım. Düşün. Farz et ki herkese seni tanıdığımı söyledim. Senin beni sevdiğini söyledim. Beni seven, her şeyden üstün tutan kız. Üzüldüğümü düşündüğünde bile nefes almayı bırakan. Bana defalarca yalvaran. Kuram, Kuram lütfen anneni getir, beni istesin. Söyle, o zaman ne olurdu? Kayınpederin yüzüne kara çalar, sonra sokağa atardı seni. Ve şu sevgili kocan, bence o elini kaldırma zahmetine bile girmezdi. Tek yapacağı seni boşamak olurdu. Hepsi bu. Gerçekten o sana çok güveniyor. Bu güveni sarsıldığı zaman bağlarını koparması uzun sürmez. Kur'an, böyle şeyler söyleme lütfen. Ne olduğunu biliyorsun. Ben masumum, bir suçum yoktu. Sonra hayatıma devam ettim, hepsi bu. Sen de aynı şeyi Samin'le yapacaksın. Evet, ben de devam edeceğim. Edeceğim ama... öncesinde seni geri iteceğim. O kadar ki... belki taş devrine kadar. Hayır. Neden olmasın? Ha? Ben karar verdim Hena. Benim yaşadığım her şeyi sen de yaşayacaksın. Benim başıma ne geldiyse senin de gelecek. Evsiz kalacak, terk edileceksin. Açlık, sefalet. Sonra da ölüm. Benim annemi kaybettiğim gibi. Aynı şekilde sen de çocuğunun öldüğünü göreceksin. Bu olacak. Bu pekala dün de olabilirdi. Ben her şeyi kabul etseydim, bir darbede işin tamamen bitmiş olurdu. Ama hayır. Ben önce şah damarına bir kesik atmak istiyorum. Yavaş yavaş ölmeni izleyip zevk almak için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.